Şimdi bu açıklama yapılırken gerçekten istenmeyen görüntülere de şahit olduk. Gazetecilik açısından değerli izleyenler, Zafer Partisi görevlileri Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın ortak açıklaması öncesi K24 muhabir ve kameranını bölücü yayın yaptıkları gerekçesiyle engellediler. Basın meslek örgütleri de yapılan bu ambargoya tabii ki tepki gösterdiler. Hocam var, sizde de bugün araç var, kablo falan mikrofon çekti. Bak şöyle görünüyor. Ya biraz zor oldu. 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın görüşme sonrası yapacağı ortak açıklama öncesi Kürt gazeteciler engellendi. Basın açıklaması öncesinde gelişmeleri takip etmek üzere parti önüne gelen Erbil merkezli Kürdistan 24 TV'nin mikrofonu kürsüye konulmadı. K24 muhabiri ve kameramanının itirazlarına rağmen Zafer Partisi yöneticileri engellemelerini sürdürdü. Gerekçe olarak da bölücü yayın yapıldığını söyledi. Engellemelerin sürmesi nedeniyle K24 ekibi basın toplantısını terk etmek zorunda kaldı. Biz işimizi yapıyoruz, tamam mı? Bu durum Zafer Partisi ve Ümit Özdağ tarafından yapılan ilk engelleme değil. Özdağ geçtiğimiz Kasım ayında soru soran Rudağ muhabirlerine de tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından paylaşarak gazetecileri de hedef göstermişti. Hangi televizyon? Rudağ efendim. Tamam, bak şunu yapacağız. Zafer Partisi iktidarında Rudağ TV Türkiye sınırları içerisine giremeyecek. Neden? Özdağ bu görüntüleri paylaşıp tweetine de Zafer Partisi iktidarında Rudav, K24 gibi milli bütünlüğümüze düşman kanalların Türkiye'de değil yayın yapmasına, bir kare görüntü çekmesine ve yayınlamasına izin vermeyeceğiz şeklinde yazmıştı. Yaşananlara basın meslek örgütlerinden de tepki geldi. Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Basın İş Sendikası işimizi yapıyoruz, mikrofona bile tahammül edemeyenleri kınıyoruz açıklamaları yaptı. Çağdaş Gazeteciler Derneği de bu engelleyici tutum ve nefreti kınıyoruz paylaşımı yaptı.